Bugün sana bir kişilik tipinden bahsetmek istiyorum ama kişilik tipinin, bu kişiliğin adını vermeden önce özelliklerinden birazcık bahsedeyim, belki sana tanıdık gelecek. Bu insanlar, bu kişiliğe sahip olan insanlar çok kolay yalan söylerler. Etrafındaki insanların ne hissettiği konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Ve bazen işler o noktaya gelir ki bu insanlar çevresindeki insanların acı çekmesinden bile zevk alırlar. Yalan söylemek onlar için hiçbir vicdani sorumluluk gerektirmez. Toplumsal kuralları bozma konusunda hiçbir sorumluluk hissetmezler. Sana bu özelliklere sahip olan insanlar tanıdık geldi mi? İşte bu özelliklere sahip olan insanlara bizler sosyopatlar diyoruz. Sosyopat kişilik yapısındaki insanlar diyoruz. Bugün sana sosyopat kişiliğin en yaygın karşılaşılan özelliklerini anlatacağım. Videonun sonundaysa daha önce anlattığım bir özellik olan psikopat kişilikle sosyopat kişilik arasındaki farklardan bahsedeceğim. Normal sayılabilecek çevremizdeki insanların çoğunluğunu oluşturan grupta empati dediğimiz bir beceri var. Yani karşımızdaki insan bir acı çekiyorsa, bir duygu yaşıyorsa az çok onu anlarız. Ama bir insan sosyopatsa karşındaki insan ağlıyor mu, mutsuz mu, çok mu sevinçli, hiçbir şey ona hissettirmez. Yani karşısındaki insan ne kadar acı çekerse çeksin, onda vicdani bir uyanma ortaya çıkmaz. Yani bu durumda eğer ki bir insan ona yalvarıyorsa, ondan bir şey istiyorsa ya da mesela o onun sevgilisi ise diyorsa beni bırakma, çok üzülüyorum ben, beni kandırma, benim borcumu öde, bana verdiğin sözleri tut, yalvar, yakar, karşı tarafta şu kadarcık bir duygu zerresi dahi uyanmaz. Çünkü o bunu anlamaz, hissetmez. Bu sebeple çok kolay zarar verebilir, bu sebeple çok kolay sözler verebilir, çok kolay yalan söyleyebilir. Çünkü vicdani azap dediğimiz şey sosyopatlarda gelişmemiştir. Sosyopat kişiliğe sahip olan bireyler manipülasyon ustasıdır. Etrafındaki insanları öyle güzel kandırırlar ki ve işin enteresan tarafı bu insanlar, sosyopat insanlar çok çekici görünebilirler, çok zeki olabilirler ya da zeki görünebilirler ve kendi fikirlerini karşısındaki insana sanki onun fikriymiş gibi empoze edebilirler, yönlendirebilirler. Bu konuları, bu taktikleri kullanma konusunda çok ustaca davranırlar ve bazen sadece kandırmak gibi olmaz, psikolojik baskı yaparak, farklı manipülasyon teknikleri kullandırarak yine karşı tarafı kendi yoluna getirebilir. Bu sebeple sosyopat kişilerde manipülasyonun önde olduğunu unutmamakta fayda var. Sosyopat insanlar arzularına ulaşma konusunda hiçbir sınırı, engeli tanımazlar. Ve bu arzu çok basit bir şey de olabilir, maddi bir kazanç da olabilir. Yeter ki istesinler, ne olur yalan söyleyebilir, manipülasyon yapabilir, zarar verebilir, kuralları hiçe sayabilir. Ve en önemli şeylerden birisi yalan söylemek konusundaki inanılmaz kapasiteleri. Normal bir insan yalan söylerken gerilir, utanır, sıkılır, yukarı bakar, sağa bakar, sola bakar. Ama eğer bir sosyopatsan hiç rahatsızlık hissetmezsin. 5 dakika önce olmuş gibi hiç olmamış şeyleri o kadar gerçekçi ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilirsin ki, hatta burada tam bu özelliği kafanda daha güzel canlandırman için sana bir film önerisi vereceğim. Olağan Şüpheliler. İzlemediysen efsane bir filmdir. Kesinlikle izlemeni öneriyorum. Orada Kevin Spacey'in canlandırdığı bir karakter var. Onu bir izle bakalım. Bu yalan söyleme konusunu o kadar net oturtacaksın ki kafana. Çünkü bizler, ya bilmiyorum, en azından yalan söyleme konusunda daha rahatsız olan insanlar tedirgin oluruz, beceremeyiz. Ama bu insanlar süper. Hiç gerginlik, kaygı hissetmeden karşısındaki insanı kandırabilir, yalan söyleyebilir. O yüzden böyle insanlara karşı söyledikleri, gerçek olduğunu iddia ettikleri şeyler karşısında birazcık dikkatli olmakta fayda var. Bazen danışanlarım bana anlatır ki, kadın olsun erkek olsun, der ki hayatıma birisi girdi, benim adıma kredi çekti, benimle beraber yaşamaya başladı, benim imkanlarımdan faydalanıyor ve o kendisi o yaşamımıza ekonomik anlamda hiçbir katkı sağlamıyor. Sosyopat insanlar etrafındaki, eğer gözüne kestirdiği birisi varsa, parazit gibi yaşamaya, onun etrafından beslenmeye konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Hatta çok hoşlarına gider çünkü çok rahat, çok kolay, bedava. Düşünsene, etrafında bir insan var, ondan borç alıyorsun çünkü ödemeyeceksin. Onun adına kredi çekiyorsun çünkü ödemeyeceksin. Ve onu sıkıştırıyorsun. Ne zaman senden kurtulmaya çalıştığı zaman sen beni sevmiyorsun, sen benden nefret ediyorsun, bak sen ne kadar kötü bir insansın diye. Ve o insan da, o asıl beslendiği insan da korkuyor, üzmekten çekiniyor. Çünkü kırmaktan korkuyor. Halbuki karşı tarafın amacı sadece oradan beslenmek. Sosyopat insanların böyle bir tarafı da var.
Sosyopat insanlar çok çekici olabilirler. Ben bu duruma zehirli bal diyorum. Çünkü bu insanlar etrafındaki kuralları umursamaz, biraz cool davranırlar. Kaygı konusunda hiçbir sıkıntıları yoktur. Ve biz birçok insan aslında modern zamanlarda çok kaygılıyız, gerginiz. Ne zaman ki birazcık kendinden emin, rahat bir tip görünce ona hayran kalabiliriz. İşte bu zehirli bal etkisi. Böyle insanlar, sosyopat insanların hayatına çok sık giren çıkan insanlar olur. Çünkü etrafındaki insanlar hayran hayran yaklaşır ona. Ve bundan dolayı, bu çekicilik özelliğinden dolayı etrafındaki insanları etkilemesi de birazcık kolay oluyor. Sosyopat insanlar için sadece ama sadece kendi kuralları vardır. Toplumsal kurallar, gelenekler, örfler, adetler hiç umurunda değildir. Ve hayat konusunda ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, en doğrusunu kendileri biliyormuş gibi düşünür. Ve bazen bir şey yapar, mesela bir kadını durmadan aldatır ve ona acı çektirir. Etrafındaki insanlar ya yazıktır, yapma, günah der, anlamaz. Neden ona böyle söylediklerini anlamaz. Çünkü ne kadar kötü bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır, doğru yapıyordur ve o şöyle düşünür, insanlar beni anlamıyor, insanlar benim üzerime geliyor gibi bile düşünebilir. Onun için sadece ama sadece kendi düşünceleri vardır ve hayata bakış açısı ben merkezcildir. Sosyopat ve psikopat insanların en temel özelliğini vicdansızlık olarak nitelendirebiliriz. Birçok insan yaptıkları bir yanlış konusunda ya da bir hakka girme noktasında vicdan azabı çekerler ve bu vicdan azabı bizim hayatta diğer insanlara zarar verme konusunda hep bizi engeller, bize bir sağlıklı düşünme becerisi kazandırır. İşte ama sosyopat ve psikopat insanlarda bu beceri, bu duvar yoktur. Onlar zarar verseler de, öldürseler de, insanları dolandırsalar da vicdani anlamda hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Çünkü bu konu onlarda gelişmemiştir. Gelelim sosyopatlarla psikopatların ayrımına. Şimdi psikopatların bu özellikleri, bu saydığım özelliklerinin birçoğu doğuştan itibaren geliyor. Kalıtsal boyut çok daha fazla. Ama sosyopatlarda iş biraz daha farklı. Sonrasında gelişiyor. Çocuk normal doğsa da sonrasında belki aile içinde yaşadığı istismarlar, travmalar, sonrasında maruz kaldığı şeyler çocuğu sosyopat bir hale geliyor. Ve psikopat insanlar birçok konuda aslında daha plancı olurken sosyopat insanlar daha dürtüsel ve plan yapmadan davranabiliyorlar. Mesela bir seri katile soruyorlar, diyorlar ki neden yaptın? Bilmem, sadece bir insana zarar vermenin nasıl bir his olduğunu merak ettim diyor. Ama psikopat insanlarda bu durum çok daha detaylı ve plancı olabiliyor. Kendilerine zarar gelmesini istemiyorlar. Ama şöyle diyeyim ben sana, psikopatlarla sosyopatlar arasındaki ayrım hala tartışılmakta olan bir konu. Ufak tefek farklar var. Peki bu insanlarla nasıl baş edeceğiz? Psikoloji bilimi, psikiyatri bilimi bu insanların terapisi ve tedavisi noktasında çok da faydalı çözümler üretebilmiş değil. Hatta bazı çalışmalar diyor ki bu insanların tedavisi mümkün değil. Eğer ki etrafımızda böyle bir insan varsa mümkün mertebe kendimizi biraz geri tutacağız. Bu insanlara karşı bir duvar örmemizde, kendimizi korumamızda çok fayda var.